Selamünaleyküm arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Samet Topaloğlu. Bugün sizlerle Mersenne sayılarından, Mersenne'nin ne demek olduğundan, Mersenne ile ilgili konuşacağız. Yani uygulama yapacağız. Ardından bu Mersenne sayılarını bulduktan sonra Mersenne asal sayılarını bulacağız. Yani iki türlü olacak. İlk önce biz Mersenne'nin ne demek olduğunu bu form ödev formu üzerinde göreceğiz, anlatacağım. Ardından diğer formda da bu Mersenne sayılarını bulduğumuzda bunların asal sayılarını, işte asal olup olmadığını bulacağız ve videomuzu noktalayacağız. Şimdi ben video uzun olmasın diye formlarımı hazırladım. İşte iki tane form var. C# üzerinden yapacağız. C# uygulamamı başlattım. İki tane formum var. Ödev ve ödev 2 olarak. İsterseniz hemen başlayalım. Bir tane text box'ım var. İsmi aynı. Bir tane list box. İşte rengini değiştirdim formun. Bir tane hesapla butonu var. Neybi hesapla button. Hesapla. İlk formda bu kadar. Şimdi Mersenne sayılarının formülü 2 üstü n eksi 1 olarak anlatılıyor, yani olarak işliyor. Matematikte 2'nin kuvvetlerinin 1 eksiği şeklinde olan sayılardır. Ve n doğal sayısı için n eşittir 2n eksi 1 şeklinde hesaplanır. Örneğin mesela örnekler üzerinden gidelim. Biz mesela 3 girdik. 3 girdiğimiz zaman bunun Mersenne sayısını istiyoruz. Nasıl olacak? 2 üstü 3 olacak. Bu da nasıl bize ne cevabını verir? 2 çarpı 2 çarpi 2. 2 kere 2'den 4, 4 kere 2'den 8, formülde 1 çıkartacağız, 7 olacak. Yani 3'ün Mersenne sayısı 7 olacak. Mesela 5 Mersenne sayısı, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2, 2'nin 32 yapıyor, 1 çıkardın 31 yapıyor. Bunun algoritmasını yapacağız yani ilk formda. Şimdi öncelikle bizim bu sayıyı tutmamız gerektiği için bu text box'ta eşitleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Ben int sayı oluşturdum. Ondan double Mersenne oluşturdum. Mersenne'yi tutacağız burada. Burada da int sayıda da bizim kendi text box'tan girdiğimiz sayıyı tutacağız. Bildiğimiz gibi sayı eşitledim. Convert to int 32 text box 1'in text'ine. Ardından bunu yaptıktan sonra double Mersenne değişkenimi çağırdım, eşit olsun. Burada matematik kütüphanesinin pav kütüphanesini çağırdım. İşte parantez içinde alt olarak hangisi olacak? Alt olarak 2'yi alacağım. Üstünde de ne olacak? Benim üstünde istediğim sayı, mesela ben 5 girdim. 5 istiyorsam 2 üstü 5 olacak şekilde buraya sayı giriyorum. Ve bunun bir eksiğini alıyorum. Ve en sonunda da listbox1'de eklesin. listbox1 items add eklesin. İşte Mersenne sayınız desin buraya. Artı Mersenne sayıyı bana versin. Bir başlatıyorum şimdi. 7 girelim. Sayı girin dedi. Mersenne sayınız 127 dedi. İşte nasıl 2 üstü 7'nin 128 yapıyor. 1 eksi 127. Daha 11 deneyelim. 2047, 2048, 1 eksi. Siz kendiniz de deneyebilirsiniz. Basitten gidelim mesela. 2 diyelim. 2 üstü 2, 4. 1 çıkardı, 3 kaldı. 3 diyelim. 8. 1 çıkardı, 7. 5 olsun. 32 yaptı, 1 çıkardı. İşte 31 oldu. Mersenne sayısı bu şekilde. Şimdi bu Mersenne sayılarını bulduk biz. Ya zaten basit. Matematik kütüphanesini çağırıyoruz. Biz hiç kod neredeyse kullanmıyoruz yani. Matematik kütüphanesi tüm işlev yapıyor. Biz farklı bir şey yapmıyoruz. Tabii uzatmak isterseniz yapabilirsiniz. Nasıl yaparsınız? İşte üstünü alırsınız. İşte uzar gider. Tabii kütüphane varken neden uzatalım? Bu Mersenne sayılarını bulduk. Ben 20 mesela. 20'yi bulmak istiyorum. Bana bu sayıyı verdi. Böyle uzar gider yani. İlk form bu şekilde. Burada sadece Mersenne sayısını bulduk.
Şimdi diğer forma geçeceğim. Diğer formda da bizim istediğimiz neydi? Mersenne sayılarını bulduk. Bu Mersenne bulduğumuz sayıların asallığını kontrol edeceğiz. İşte asalsa asalsa listbox'ta yazdıracağız. Değilse hiçbir şey olmayacak. Tabii siz istediğinizi yapabilirsiniz. Bu size kalıyor. Ben ödevim neyse onu yapacağım şimdi. Bu var. Bir de aynı şekilde bir aralık belirlemem lazım. Benim yine ödevim olduğu için. Mesela ben 10 ile 100 arasında bir aralık belirlemem gerekli. Bu aralıklara göre. Yani biz TextBox'ta kendimiz yine yazacağız. Tek bir tane TextBox olmayacak. İki tane TextBox olacak ve aralıklarını göreceğim. Bu aralıklara göre bir daha o aralıklar arasında benim Mersenne sayılarımı bulacak ve o Mersennelerin asallığını bulacak. Daha fazla uzatmadan geçeyim diğer forma. Diğer forma nasıl geçiyorum? Şuradan çözüm gezgininden programı açtım. Programın içinden ödev 2'yi başlatıyorum. Ya bu ne? Bu başlattığım anda ödev 2 açılsın diye. Ödev 2'yi açtım. Ödev 2 sayı geriniz dedi. Label 2. Textbox 2. Ve Textbox 3. Bunların 10 ve 100 olarak başlattım. Hep sürekli başlattığımda, uygulamayı başlattığımda yazmamak için denemelik. Listbox 1'im var. Listbox 2'm var. Hesapla butonum var. Şimdi hesapla butona bastığım zaman değil, ondan öncesinde değişkenlerimi tanıtayım. Int 1. ve 2. yani 1. aralıkla 2. aralık arasında olacak. Yine double değişkenim var Mersenne. İlk önce listbox 1 items'ı clearlansın. Buna gerek. Bunu sonra şimdi kapalı kalsın. Parantez şeylerimi koyarak. Bu şu anlık kapalı kalsın mesela. Birinci eşit olsun. Neye eşit olacak? Convert to int 32 text box 2'nin textine. İkinci de neye eşit olacak? Convert to int 32 text box 3'ün textine. Yani burada benim bu girdiğim text box 2 ve text box 3'e birinci ve ikinciyi eşitledim ki kod üzerinde bunları kullanabileyim. Ardından label 2'de yazdırsın. Nerede yazdırsın? Buraya yazdırsın. Buraya ne olarak yazdıracak? Şurası boş kalabilir şu anda. Boş kalsın. Yazdırsın. Ne yazdıracak? Birinci. Atıyorum ben 10 ile 100 girdim. Buraya birinci 10 ile ikinci 100. Yani 10 ile 100 arasında diye göstersin. Ardından şimdi asıl olay burası. Bir tane for döngüsü oluşturdum ben. For int i eşittir. I nereden başlasın? Birinciden başlasın. Birinciden başlasın. Birinci küçük eşitse ikinci i'yi sürekli artılasın. Yani bu ne? Birinci ile ikinci arasında olacak. Yani ikincinin üstüne çıkamaz. Birincinin altına inemez. Ondan sonra Mersenne. Mersenne yine mod kütüphanesinin, pav kütüphanesini çağırdık. Yine ikisi. Bu sefer şöyle bir şey var. Birinciyi ben sürekli artılıyorum. Şunları bir kapatayım. Göstermek için. Hiç artılamadan olsa mesela. Pardon, nereye gitti? Hiç artılamadan olsa. Bakalım nasıl olacak. Hiç artılamadan olsa gördüğünüz gibi sürekli 1023 veriyor bana. Sürekli 1023 veriyor. Ama ben bunu sürekli her for döngüsü çalıştığında bir artılarsam ikinciye kadar beni sürekli olarak artılamış olarak gösteriyor. İşte 10, 11, 12, 13 böyle gidiyor. Bu işe yarıyor. Ben artılamasaydım hep aynı şeyi üretecekti bana. Yine aynı bir çıkardın. Listbox 1'in items'ı eklesin. Neyi? İ'yi eklesin. İ işte bu gösterecek bana. 1 ile 100 arasında olduğunu gösterecek. 1 sayısının mersennesi. Mersenne'yi gösteriyor. İşte 100 sayısının mersennesi mersenne'yi gösteriyor bana. Deneyelim tekrardan. Mesela kaçla kaç arasında görsün? 20 ile işte 2000 arasında olsun. Tabii sayı uzadıkça yüklenmesi falan da uzuyor. Direkt gördüğünüz gibi tüm bunların hepsini bana mersennelerini buluyor. 20'den başlayıp 2000'e kadar. Ama şu an bunu ben de ilk defa görüyorum. Bu 2000'in mersennesi sonsuz olduğu için en fazla kaçı 1000'e kadar mı almış? Ben de yeni gördüm bunu. Evet, en fazla 1000'e kadar almış. 1023 almış, 1024 yok.
demek kuralı buymuş. Ben de yeni öğrenmiş oldum. O zaman ne yapacağız? Aralıklarını düşüreceğiz. İşte 100 yapacağız. Tabii eksilmediğimiz için en sona ekledi. 100 20'den başlatıyor. Bakalım. 20'den başlattı. Ardından bunları yaptık. Mersennelerini bulduk. Şimdi asallığını bulacağız. Bir tane int sayaç oluşturdum. Sayaca 0 dedim. Yine for döngüsü. Int bu sefer i veremem. Çünkü i'yi kullanmıştık. Bu yüzden ben j verdim. J'yi 2'den başlatıyorum. Çünkü birden sıfırdan başlatamam. Hata vermez, doğru yapmaz. Yani bu yüzden J 2'den başlattım. J küçükse ikinciden, yani 2 küçükse ikinciden, mesela 100 ise bu sürekli J'yi artılacak. Yani 2 ile 100 arasında olacak. 2 ile 100 arasında olacak. Ardından if dedin. Ardından mersenle buna örnekten gidelim. 5 5 mesela 5 olsun. Benim sayım 5 olsun. For döngüsünde 5 geldi. 5'in modunu al. Bu modu alma. Neye göre? J'ye göre. J'ye ilk önce neydi? 2 idi. Tabii sürekli C'yi artılıyorsun burada. İlk önce 2'yi aldı. Eşit eşitse 0'sa. Yani 5'in 2'ye bölümünden kalan 0'sa sayıcı artılayacak. Gidelim. 5'ten 2'ye böldük. Ne kaldı? Ne çıktı? 4 çıktı. 4'ten 1, 4, 5'ten 4'ü çıkardım. 1 kaldı. Hayır, olmadı. Sayacı artılamayacak. 5'i işte 3'e böldü. Ne kaldı? Gene olmuyor. 0 kalmıyor. Mersenle bu sefer kaç? 5'i 4'e böldü. Sürekli j'yi artılıyor. Bu böyle gidiyor. İşte 100'e kadar gider. Tabii sürekli 5 bir asal sayı olduğu için bu sürekli 0 kalacak. Hiç artılamayacak. Ondan sonra for döngüsünün dışında ve bunun içinde ana for'un içinde if dedin. If eğer sayaç benim oluşturduğum sayaç eşit eşitse 0'a. Yani hiç asal sayısı oluyor. Kendinden başka böleni olmuyorsa ne desin bana? Listbox 2'nin items'ının eklesin. Neye eklesin? İyi. Burada oluşturduğum birden 100'e kadar işte hangisi çıkacaksa birden 100'e kadar olanı biraz boşluk bıraksın artı. Mersenneyi bana göstersin ve asaldır desin. Else de yani sayaç 0'a eşit değilse aynı şekilde asal değil desin. Açabiliriz bunu. Tabii açalım, böyle bir deneyeyim. Başlatalım şimdi. 10 ile 100 arasında başlattım. Burası tüm mersenneleri verdi. Ve burada da bana asal olanları ve asal olmayanları verdi. Tabii bu şu kapatalım. Gördük. Asal değil. Bir karışıklık olmasın diye yani. Hesapladım. Bana tüm asalları verdi. İşte 13. Bir asal. 13'ün mersennesi 8.191. Asal, işte 17'nin şu sayı asal. Zaten asal sayılarla nasıl bir kural vardı? Çift sayılar asal sayı olamıyordu. Burada da baktığınız gibi sayıların hepsi tek tek olarak gidiyor. Ya şu 13, 17, 19, 29 bunlar tek. Direkt mersenneleri de tek oluyor. Buradan gördüğünüz gibi hiç çift olan bir mersenne yok. Ben çift olsa asal olmaz yani. Tamamdır. Şimdi şunları bir kapatalım. Biz istediğimiz bir şeye girelim. Boş kalsın. Boş kalsın. Başlattım. Kaç gireyim? Mesela bu sefer 100 ile 1000 arasında olsun. Biraz yukarıda olsun sayılarımız. Başlatalım bakalım kaç tane verecek. Kaç tane verecek? Evet, yüksek sayı girdiğimiz için vermedi. Tekrardan bir başlatalım. Düşükten girecekmişiz demek ki. Mesela ne olsun? 5 ile 50 arasındaki bana mersenne asallarını versin. Bana 5 ile 50 arasındaki mersenne asal sayılarını verdi. Tekrardan son bir defa deneyelim. Kaç olsun? 50 ile yok ne olsun? Mesela 0 desek, 0'dan 50 arası desek. Bana 0'dan 1, 7,
13 diye öyle gidiyor. Burada sorabilirsiniz işte 2 asal, 3 asal bunları niye vermedi? Bunlar çünkü biz işte J'yi 2'den başlattığımız için vermedi. 2'den başlattığımız için burada vermedi. Bu şekilde biz Mersenne sayılarını, Mersenne asallarını yapmış olduk. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Size bir şeyler katabilmiştir. Yeni videolarda, yeni derslerde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.